Değerli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in İtikad Esasları, İnanç Esasları adlı kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Kulun dünyada bilmesi gereken en önemli farz, en önemli vacip Allah'a imandır. Öğrenmemiz gereken, kulun öğrenmesi gereken en önemli mesele, ilk mesele nedir? Namazdan önce, oruç ahkamından önce. Zekat ahkamından önce ilk olarak öğrenmesi, bilmesi, itikad etmesi, iman etmesi gereken mesele iman esaslarıdır. Onun da ilk esası Allah'a imandır. Genelde böyle dinimizi öğrenirken, dinimizle alakalı konuşurken işte Allah'a iman etmek denilip geçilir. Daha artık ona bir daha dönülmez. Ondan sonra Allah'a iman etmekten sonra bakarsın ki namazla ilgili, oruçla ilgili, zekatla ilgili, edep, adapla ilgili çok konuşulur değil mi? Ama Allah'a iman etme konusuna gelindiğinde Allah'a iman etmek. İmanın şartı şudur. Bir, Allah'a iman etmektir. Ama bunun detayı, bunun esasları, bunun şartları nelerdir? Ne yapılmaz? Çok böyle üzerinde durulmaz. Halbuki üzerinde durulması gereken asıl mesele bu. Bunun dışında kalan meseleler bu gerçekleşirse, bu tahkik edilirse, bu yerine getirilirse önem kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 sene boyunca peygamberliğinin ilk döneminde 13 sene boyunca ve peygamberliğinin ikinci dönemi olan Medine'deki, Medine yaşantısında hep Allah'a iman meselesini ne yapmış? Öne almış. Zikretmiş. Mekke'de 13 yıl La İlahe İllallah. Medine'de 10 yıl La İlahe İllallah zikredilmiş. Bununla birlikte de imanın diğer esasları, İslam'ın diğer şartları ne olmuş? İnsanlara anlatılmış. Nuh Aleyhisselam 950 sene Allah'a daveti, Allah'a imana çağırmış. Ondan dolayı Allah'a iman denildiğinde üzerinde durulması gereken bir konu, konuşulması gereken bir konu, kalplerimize indirmemiz gereken bir konu. İman esaslarının başında da Allah'a iman geliyor değerli kardeşlerim. Geçen hafta ve nu'minu bi ennehu huvallahu allazi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huvarrahmanur rahim huvallahu allazi la ilahe illahu huvel melik el kuddus es selam el mu'min el muheymin el aziz el cebbar el mutekebbir subhanallahi amma yüşrikun huvallahu el halikul bari'ul musavviru lehu'l esmaul husna يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Bu ayet-i kerimeleri almıştık. Bizim inanç esaslarımızdan bir tanesi de bu ayet-i kerimede, ayetlerde zikredilen Yüce Allah'ın isimlerine ne yapmak? İman etmek. Bu isimlerin içerdiği sıfatlara iman etmek. Yüce Rabbimizi tanıyacağız. Bu isimlerle tanıyacağız. Yani Yüce Rabbimizi nasıl tanıyabiliriz? İndirdiği kitabında bize anlattığı şekliyle tanıyabiliriz. Nasıl vasfetmiş kendini? Hangi isimleriyle zikretmiş kendini? Başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bize onu anlattığı şekliyle, isimleri ve sıfatlarıyla ne yapacağız? Tanıyacağız, bileceğiz, iman edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere Allah-u Teala mülk onundur, melik odur. Bütün yerler ve gökler ona aittir. Ve otorite ona aittir. Onun sözü geçerlidir. Allah Teala buyuruyor ki kitabı Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde قُلْ اِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında, Allah ile birlikte kendilerine yöneldiğiniz, kendilerine ilah olarak yöneldiğiniz ilahlarınızı bakın, onlar لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Allah dışında, Allah ile birlikte yöneldiğiniz hiçbir şey yerlerde ve göklerde neye sahip değildirler? مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Zerre miskali, zerre miktarı bir şeye sahip değildirler. Yani Allah'ın dışında yalvarılan, yönelilen, medet umulan, kim varsa, ne varsa yerlerde ve göklerde bırakın bir yerlere malik olmayı, sahip olmayı, zerre, karınca yavrusu diyor alimler. Bugünkü
İnsanların kullandığı ifadede zerre ne? Küçük, bir gözle görülemeyen toz. Yani Allah'ın dışında yönelilen hiçbir şey yerlerde ve göklerde neye sahip değildir? Zerre miktarı bir şeye sahip değildirler. Malik değiller yani. Mülkleri yok. Sözleri de geçmez. Başka? وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكِ Allah'la birlikte malik yok dedik. Allah'a ortaklıkları da yok. Yani yerlerde ve göklerde hiçbir neyi yok bunların. Bir payları yok. Bir ortaklıkları da yok. Yani Allah Teala bütün ihtimalleri ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Yani Allah ile bile yalvarılan, Allah ile birlikte yönelilen, teveccüh edilen ne varsa bir, bunların malik olma, sahip olma özellikleri yok. İki, tamam hadi malik değiller ama bir yardımları, bir ortaklıkları, bir ortaklıkları olabilir mi? Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكِ Bir şirket, ortaklık da yok. Yani Allah'a ortak da değiller. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَه۪يرِ Peki üçüncü ihtimal, Allah-u Teala'ya ortak olmasalar da Allah-u Teala'nın yardımcıları olabilir mi? Allah-u Teala'ya yardım edebilirler mi? Hayır, böyle bir şey de yok. Demek ki değerli kardeşlerim, yani tek malik ve melik olan Allah'tır. Onun hiçbir ortağı yoktur ve hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah-u Teala'nın melik ve malik olması böyle mutlak ve müstakildir. Yani ona bu konuda rakip olacak, rekabet edecek yahut ortak olacak yahut destek olacak hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Yüce Rabbimiz böyle meliktir, böyle maliktir. Durum buyken, böyle bir Rabbimiz varken kendisine rakip olan malik yok. Kendisinin ortağı yok ve yardımcısı yok iken nasıl olur da bu ilahı, bu Rabbi, bu maliki bırakır? Söz konusu hiçbir şeye sahip olamayan Allah dışındaki şeylere yöneliriz. Teveccüh ederiz. Onlardan bir şey umup bekleriz. Yani Allah Teala bütün ihtimalleri kaldırmış ya. Diyor ki sizin Allah ile birlikte, Allah dışında ve onunla birlikte ibadet ettikleriniz yerlerde ve göklerde hiçbir mülke sahip değiller. Ortaklık da yok. Yardımcı da değiller. Yani şu gökleri yerleri bir düşünün. O kadar muazzam, muntazam, mükemmel yaratılmış. Allah'tan başka malik yok. Kalkıp nasıl ondan başkasını yönelebilirsin ki? Tamam, Allah'tan başka malik yok ama bu Allah'a bu konuda ne yapmış? Ortaklık etmiş. Böyle bir şey de mümkün değil. Bu da yok. Destek olma gibi bir söz konusu değil. Allah-u Teala'nın buna ihtiyacı yok. Öyleyse sapıklığın ta kendisidir, dalaletin ta kendisidir. Kişinin Allah'tan başkasına ne yapması? Yönelmesi. O Allah ki Esselam'dır, El-Mu'mindir, El-Muheymindir, değil mi? El-Azizdir, El-Cabbardır, El-Mutekebbirdir. Geçen haftaki dersimizi hatırlayalım. Diyor ki Şeyh İbn-i Uthaymin Rahimahullah وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ İman ederiz ki semavatın ve arzın mülkü kimindir? Allah'ındır. Az önceki ayeti de hatırlayın bu bağlamda. Yani göklerin ve yerin mülkü ona ait. Orada ancak onun mülkü var. Onun dışındakilerin mülkü geçici. Şimdi birisi diyor ki ya hocam benim Başakşehir'de 3+1 dairem var. Ben onun malikiyim, sahibiyim. Yeryüzünde benim de bir mülküm var. Nasıl diyorsun ki sen bütün mülk Allah'a ait? Senin mülkün geçici. O 3+1'in her an elinden ne yapabilir? Çıkabilir. Sıkıştım satacağım diyorsun. Allah göstermesin. Yangın çıktı, kayboldu, gitti. Buharlaştı. Yani buradaki mülkiyet, sahiplik, Allah-u Teala'nın yerlerin ve göklerin sahibi olması gibi bir sahiplik değil. Senin mülkiyetin sınırlı, kısıtlı bir mülkiyet, sahiplik. Mutlak mülk
ve mutlak mülkiyet Allah'a ait. İman ederiz ki yahluku ma yeşa. Allah Teala dilediğini ne yapar? Yaratır. Yehebu limen yeşa'u inâfen ve yehebu limen yeşa'u ezzukûr. Kimilerine Allah kız çocuklar verir. Kimilerine de ne yapar Allah? Erkek çocuklar verir. Ona da iman ederiz. Ev yüzevvicuhum zukuranen ve inâfe. Dilediğine de kimi insanlara da kız ve erkek verir. Hem kız çocuk verir hem de erkek çocuk verir. Ve yec'alu men yeşâ'u akîmâ. Kimini de ne yapar Allah Teala? Kısır. Çocuk sahibi yapmaz. Çocuk bahşetmez. İnnehu alimun kadir. Allah-u Teala alim. Her şeyi bilen. Kadir her şeye kadir ve her şeye muktedir. Her şeyi yapmaya gücü yeten güç sahibi ve her şeye muktedir. Kimse ona güç yetiremez. Kimse ona karşı güç kullanamaz. Ona galip gelemez. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala dört tane ihtimal sayıyor. İnsanlara vermiş olduğu çocuk sahibi olma, anne baba olma konusunda dört tane hal sayıyor. Bir, dilediğine ne verir Allah? Kız çocuğu verir. İki, dilediğine erkek. Üç, kız ya da erkek verir. Yani kız ve erkek verir. İkisini birden verir. Dört, çocuk nasip etmez, çocuk vermez. Şunu iyi bil ki değerli kardeşim. Allah-u Teala daha önceki dersimizde de söyledik. Hakimdir. Yani sana sadece kız veriyorken, başkasına sadece erkek veriyorken, diğerine erkek ve kız veriyorken, diğerine de hiçbir şey vermiyorken bunu rastgele yapmaz. Yani sana bu çıktı Kur'an'dan, sana da bu çıktı demez. Böyle değil yani. Allah-u Teala'nın neyi var? Bir dilemesi var. Allah-u Teala ne yapar? Diler. Dilemesiyle yaratır. Ondan dolayı şunu çok iyi bil ki Allah-u Teala'nın senin adına, senin için seçmiş olduğu, vermiş olduğu şey senin için en hayırlı olan şeydir. Bak burayı iyi dinle. Allah-u Teala'nın şu an hal olarak üzerinde bulunduğun konu, durum neyse, Allah neyi seçtiyse senin için, bil ki o senin için daha hayırlı ki senin için onu seçti. Yani Allah-u Teala sana şöyle kader perdesini kaldırsa ey çocuğu olmayan insan, sana neden çocuğunun olmadığını, şayet çocuğun olsaydı neler olacağını şöyle bir aralasa, derdin ki ya Rab benim çocuğum olmasın, ben böyle kalayım. Senin seçtiğin, benim adıma takdir ettiğin benim için en hayırlı. Ben bunu gördüm, anladım derdin. Bunu ben gördüm değerli kardeşlerim. Bir tane tanıdığım Mekke'de yaşayan bir kimse çocuğu olmamış. 3 tane çocuk almış. 2 tanesi kız, 1 tanesi erkek. Bunları evlatlık olarak almış. Bakımını yapıyor. Büyütmüş. Şunu dedi bana, dedi ki ya kızları dedi yetiştirdik, okuttuk. Emeğimizi sarf ettik, karşılığını gördük. İşte birisi doktor oldu, birisi falan. Ama dedi bu erkek çocuk bizi perişan etti. Yani adam olması için, iyi bir mümin kul olabilmesi için her şeyimizi harcadık diyor. Vaktimizi, malımızı, mülkümüzü, ama bir türlü adam olmadı ve bizi çok yordu. Ve şu an neden Allah-u Teala'nın bize çocuk vermediğini anladık diyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hikmeti ve hükmü çok önemli. Fasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Yani o öyle bir ilah ki, öyle bir yaratıcı ki, vermiş olduğu hükümleri hikmetle, asla neden, nasıl, niçin diye ne yapma. Allah'ın senin hakkında dilediği şeyleri bu anlamda sorgulama. Ondan dolayı Allah-u Teala ne diyor? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ. Yakinen iman etmiş topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir ki?
hakkıyla iman etmiş birisi için en güzel hakem, hüküm veren kimdir? Allah'tır. Onun hükmüne ne yapacaksın? Bu şekilde teslim olacaksın. Razı olacaksın. İnnehu alimun kadir. Allah-u Teala alimdir. Her şeyi bilendir. Az önce ifade ettik. Yani senin şu anda kaç çocuğun var? 3 tane. Senin kaç tane çocuğun var? 2 tane. Senin yok. Allah-u Teala bunu alim olmadan önce biliyordu. Allah-u Teala'nın ilmi olayların gerçekleşmesinden öncedir. Önceden bilir. Bilir. Sonra Allah-u Teala bunu yazdırır. Kaleme yazdır, kalem yazmıştır. Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Sonra Allah-u Teala bunun ortaya çıkmasını diler. Meşiyeti. Diledikten sonra da yaratır. Böylece ne olur? Bakın 4 mertebede aşamada bizler için kader anlaşılmış hale gelir. Allah'ın her şeyi bilmesi, alim, onu yazdırması, sonra dilemesi, sonra da yaratması. Yani yaratılan her bir şeyde önce bir dileme var, yazılmış olması var ve Allah-u Teala'nın onu bilmiş olması var. Ondan dolayı bir kul olarak asla içinde bulunduğun durumu yani sorgulayarak çöküntüye, depresyona düşme. Sahabeler gibi kaddarallahu ma şa'a faal ya da kaddarullahi ma şa'a ve faal. Allah-u Teala takdir etti, diledi ve öyle yaptı. Bunu dediğin zaman bütün her şeyinle Allah'a teslim olmuş oluyorsun. Ama öbür türlü adam neden sağ adımımı değil de sol adımımı attım, taşa bastım, taşın içinden çamur sıçradı, üzerim kirlendi. Adam bütün gün onu düşünüyor. Şuradan girmeseydim sokağa da arabanın aynası kırılmazdı gibi. Bakmışsın ki en basit şeylerle bile, en hafif, ufak, değersiz şeylerde bile kul ne yapmaya başlıyor? Şayet yapmasaydım, şöyle olmasaydı, böyle yapmasaydı. Neden? Çünkü bilmiyor ki, yakinen itikad edememiş ki, her şeyi takdir eden bir Rabbi var. Bunu yakinen ne yapmamış? Kalbine indirememiş, sindirememiş. Ondan dolayı sorguluyor. 30 yıl olmuş evleneli. Ya diyor ben diyor yanlış tercih yapmışım. Mezara girecek adam. Vesaire. Evet. Bir sonraki ayette ve nu'minu bi ennehu ve iman ederiz ki Allahu Teala leyse kemislihi şey. Allahu Teala'nın leyse kemislihi şey. Onun bir benzeri yoktur. Ona da iman ederiz. İsim ve sıfatlar konusunda hatırlayın Allah'a imanı 3 başlıkta inceledik. 1. Allah yaratandır, Rab'dir. Yoktan var edendir. 2. Tek hak ilah, tek hak mabud, kendisine yalvarılacak, ibadet edilecek tek hak ilahtır. 3. Onun isim ve sıfatlarına Kur'an'da ve sünnette geldiği şekliyle ne yaparız? İman ederiz. Bu isim ve sıfatlar konusunda önemli bir kaide ve kuraldır bu ayet. Leyse kemislihi şey. Onun bir benzeri, misli yoktur. Bunu çok iyi bileceğiz. Ayetin bu bölümü bizlere Allah-u Teala'yı mahlukatından kendisi dışındaki bir şeye benzetmemizi ne yapıyor? Yasaklıyor, nehyediyor. Allah-u Teala kendisi dışındaki hiçbir şeye benzemez. Yani burada ne olmayacak? Sakın ha teşbihe düşmeyeceksin. Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatlarıyla ilgili teşbihten uzak duracaksın. Bu bir kural. Tabi burada ilim ehli bazı hususlara dikkat ediyor. Kaf nedir? Teşbih midir? Yoksa ziyade midir? Manası nedir? Özetle buradaki tekrarda vurgu vardır. Allah-u Teala'nın bir benzeri yoktur. Ayetin devamında diyor ki وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Allah es-semî'i işitendir,
Başka? El-Basir, görendir. Allah-u Teala'nın iki tane ismi. İşiten ve gören. Ayetin bu kısmında da ne var? Diyor ki sakın ha Allah-u Teala'yı Allah-u Teala'nın kendini nitelediği isim ve sıfatlardan ne yapma? Uzak tutma, inkar etme bunları. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları var, isimleri var. Bunları da kabul et. Bunlardan ikisi de bu ayette zikredilen iki ismi. Es-Semî' işitmek ve El-Basîr görmek. Dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, Allah-u Teala mesela burada şöyle diyebilirdi. El-Aziz, El-Hakim. Onun bir benzeri yoktur. O El-Aziz, El-Hakim. İzzet sahibi, güç sahibidir. Hüküm sahibidir, hikmet sahibidir. Diyebilir miydi? Diyebilirdi. Ama bakın iki tane isim zikrediyor Allah-u Teala burada. Es-Semî' vel-Basîr. İşitme ve görme. Bu iki isim, işiten ve gören ismi, biz insanlarda da var olan işitme ve görme sıfatı gibi bir, yani bizde de var mı bu? Var. Yani ayetin bu kısmı bakın başında diyor ki Allah'ın bir benzeri yoktur. Ayetin bu kısmında diyor ki isimlerdeki benzerlik işiten, gören hakikattaki benzerliği ne yapmaz? Gerektirmez. Yani insanın işiten ve gören olması, Allah'ın işiten ve gören olması demek insanı Allah'ı insana benzetmek anlamına gelmez. Allah-u Teala'nın işitmesi ve görmesi kendine layıktır. İnsanın işitmesi ve görmesi kendine uygundur. Şimdi burada desem ki kim buradan çıplak sesle 10 kilometre öteden sesi duyabilir? 10 kilometre ötedeki sesi çıplak sesle kulağınızda duyabilir misiniz? Mümkün değil. Yani kulağımız, duymamız, işitmemiz var ama bize uygun olan bir duyma. Sınırlı. Görmek. Şimdi kiminiz gözlük takmadan kitap okuyor, görüyor. Kiminiz gözlük takıp görmeye çalışıyor. Kimimiz hiç göremiyor. Allah-u Teala ondan mesela göz sıfatını almış. Bize uygun bir şekilde bir görme şeyimiz var. İşitme ve görmemiz var. Ama bizim görmemiz, bizim işitmemiz, Allah'ın görmesi ve Allah'ın işitmesi ikisi tamamen ayrı şeyler. Allah-u Teala'nın görüp işitmesi mükemmel, eksiksiz bir görme işitme. Allah-u Teala öyle görür ki az sonra ayetlerde de gelecek. Düşünün denizin altında, denizin altında, denizin karanlığında, gecenin karanlığında, denizin dibinde, kilometrelerce altında Allah-u Teala ne yapıyor? Yarattığı en ufak canlıları ne yapıyor? Görüyor. Görüyor, duyuyor. Ama insanın görmesi, insanın işitmesi sınırlı. Burada bu ayetten çıkarılacak ders şu değerli kardeşlerim. İsim ve sıfatlar konusunda Allah-u Teala'nın hakkında ispat edilen Kur'an'da ve sünnette gelen isim ve sıfatlar ona yaraşır bir şekilde ispat edilir. Görme ve işitmede olduğu gibi. İnsana ait, diğer canlılara ait isim ve sıfatlar onlara yaraşır bir şekilde ne yapılır? İspat edilir. Bunların arasında hiçbir zaman ne yoktur? Benzerlik yoktur. Evet, kullanılan lafızlar açısından, kullanılan isimler açısından aynı lafızlar, aynı isimler. Değil mi? Mesela Arapça konuşan bir topluluk olsaydık diyecektik ki Allah-u Teala bu ayette olduğu gibi Es-Semî' vel-Basîr. İnsan hakkında da Allah-u Teala ne diyor? İnna halaknal insane min emşacin nebtelih ve cealnâhu semî'an basîrâ. İnsanı nasıl kıldı? Allah-u Teala insanı nasıl yarattık biz diyor? Semî'an basîrâ, gören. Ama insanın işitmesi ve görmesi ifadesi Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ne değil? Aynı değil. İsimler aynı. İnsanın gören insana ne diyoruz? Basîr diyoruz. Duyan insana ne diyoruz? Semî diyoruz.
Allah Teala kendisi hakkında ne diyor? Es-Semi' iştendir, El-Basir görendir. Kullanılan isimler aynı ama içerik anlamında, mahiyet anlamında yani Allah Teala'nın görmesi ve işitmesi anlamında hiçbir zaman insanın görmesi ve işitmesi ne olamaz? Allah Teala'nın görmesi ve işitmesi gibi olamaz. Öyleyse Kur'an ve sünnette gelen isimler ve sıfatlar konusunda hiçbir zaman o isimleri ve sıfatları bunları ispat edersek eğer Allah'ı insana benzetmiş oluruz endişesi taşıyıp o isimleri o sıfatları ne yapamayız? Tahrif edemeyiz. Tevil edemeyiz. Ne yapacağız? Allah'a yaraşır bir şekilde ispat edeceğiz. Olduğu gibi ne yapacağız? İspat edeceğiz. Evet. Allah Teala buyuruyor ki وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ السَّمِيعُ ne dedik? السَّمِيعُ duyan, işiten. Allah duyandır, işitendir. Bir manası bu. İkinci manası icabet eden. Kulları ona dua eder. Allah onların dualarına icabet eder. Rükûdan kalkarken biz ne diyoruz? Semi'allahu. Allah ne yaptı? Hayır. Allah icabet etti. Semi'allahu limen hamide. Kendine hamd eden, kendini öven kimseye karşılık verdi demek Allah. Semi'allahu limen hamide. Mesela ayette ne diyor? İnneke semi'u el-du'a. İnneke semi'u el-du'a. Sen duayı ne yaparsın? İcabet edersin. Duaya icabet edersin. Semi'anın bir manası da nedir? İcabet eden, karşılık veren. Basir, gören. Ne yapan? Basir, görendir. Bir diğer manası da içerdiği mana da görmesiyle birlikte ne yapması? Bilmesidir, bilendir. Diyor ki Allah Teala vallahu basirun bil ibad. Allah kullarını ne yapardır? Görer. Görmesinin bir gereği olarak da ne yapar? Bilir, bilendir. Yani Allah Teala'nın işitmesi ve aynı zamanda kendine seslenip yalvarana icabet etmesi. Görmesi aynı zamanda kullarının hallerini, durumlarını bilmesi. Allah Teala ayette değerli kardeşlerim hemen hemen yaratmış olduğu bütün canlılarda var olan iki tane ismi zikrediyor. İnce bir hikmet var burada. Allah'ın bir benzeri yoktur. O işitendir, görendir. Bu işitme ve görme hemen hemen bütün canlılarda mevcut. Karınca işitiyor mu? İşitiyor. Görüyor mu? Görüyor. Kuş, insan vesaire vesaire vesaire. Demek ki değerli kardeşlerim, asla ve asla isim sıfatlar konusunda Allah-u Teala'nın hakkında ispat edilen isim sıfatlar konusunda neden endişe etmeyeceğiz? O isim ve sıfatları ispat ederken Allah'ın dışındaki yarattığı varlıklara teşbih, benzeme konusunda endişe etmeyeceğiz. Çünkü Allah'a yaraşır şekilde ispat edilecek onlar. Diğerleri de mahlukata yaraşır şekilde ispat edilecek. Diyor ki Allah-u Teala lehu mekalidus semavati vel ard. Lehu onundur. Allah'ındır. Mekalid. Mekalid yani işlerin idaresi, yönetimi, çekip çevrilmesi, göklerin ve yerlerin çekip çevrilmesi, idaresi kimdedir? Allah'tadır. Lehu mekalidus semavati vel ard. Yebsutur rizk. Rızkı dilediğine ne var? Açar. Yani nasıl vermek? Açarak, bol vermek. Dünyanın en aptal insanıdır. Hiç kafası çalışmaz ama adama acayip rızık gelir. Dünyanın en zeki adamıdır. Yani tuttuğunu koparan bir adamdır. Ama ve yakdir. Dilediğine de ne var Allah Teala? Rızkı daraltır. Bunu belirleyen kim? İnsanın zekası değil. İnsanın çok uyanık olması değil arkadaşlar. Bunun takdiri Allah'tır. Ondan dolayı sakın endişe etme. Rızkım ne olacak? Ne kazanacağım? Ne kaybedeceğim? Konusunda asla ne yapmayacaksın? Endişe
etmeyeceksin. Çünkü göklerin ve yerin idaresi, yönetimi kimde? Allah-u Teala'da. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ Dilediğine rızkı bol verir. وَيَقْدِرْ Dilediğine de ne yapar? Daraltır, kısaltır. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Bakın ayet neyle bitiyor? اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah-u Teala her şeyi ne yapar? Bilir, bilendir. Yani sana verdiği rızkı bilerek verir. Belki sana çok daha verecekti ki ne olacaktın? Azıp taşacaktın, taşkınlık sağlayacaktın, yapacaktın. Biraz seni ne yaptı? Darlıkla imtihan etti ki sana seni kendine ne yapıyor? Yaklaştırıyor, yöneltiyor. Yalvartıyor, el açtırıyor, dua ettiriyor. Ondan dolayı asla kimse içinde bulunduğu durumu ne yapmasın? Eleştirir bir şekilde sorgulamasın. Neden? Bu kadar zekiyiz, bu kadar akıllıyız. Adama bak. İki tane cümleyi bir araya getiremiyor. İki kelimeyi bir araya getiremiyor. Konuşmayı bilmiyor. Tip zaten yok. Kılık kıyafet zaten yok. Adam baksana. Paraya para demiyor. Adamın aylık 60 bin, 100 bin geliri var. Ben bu kadar akıllıyım, bu kadar yakışıklıyım, bu kadar zekiyim, bu kadar güzel konuşuyorum. Ama hala kirada oturuyorum mesela. Ama hala işte şöyle arabaya biniyorum deme. Rızkı taksim eden, dağıtan kimdir? Allah-u Teala. Sen Allah'a tevekkül et değerli kardeşim. Sen Allah-u Teala'ya tevekkül et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi ne diyor hadis-i şerifte? لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ Sizler Allah hakkıyla tevekkül etseniz, gerçek olarak tevekkül etseniz, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ Kuşlara verdiği gibi rızkı size de ne yapacaktır? Verecektir. Şuraya dikkat edin. Hadisin burasında. تَغْدُوْ خِمَاسًا Kuşlar ne yapar sabah? Aç, yola çıkarlar. Dikkat edin bak. Tevekkülle birlikte ne var? Yola çıkış var. Yola çıkış var. تَغْدُوْ خِمَاسًا Yani aç çıkarlar. تَرُوْحُ بِطَانًا Nasıl döner kuş? Tok döner. Dönüş var. Yani çıkmış, dönmüş. Tevekkül demek ben oturayım, rızık gelsin demek değil. Tevekkül sebepleri yapacaksın. Ama sonucu kimden bekleyeceksin? Allah'tan bekleyeceksin. Ve bileceksin ki bu sonuç, elindeki sana gelmiş olan sonuç, rızık, senin çalışmanın sonucu değil. Alın terinin sonucu değil. O alının terinin sonucu karşılıksız da olabilirdi. O sonucu sana getiren kim? Allah-u Teala. Onu çok iyi bilmen gerek. Evet. Ve nu'minu ve iman ederiz ki ve mâ min dâbbetin fil ardi illa alallâhi rizkuhâ. Yeryüzünde hiçbir dâbbe, canlı, hareket eden bir canlı olmasın ki rızkı Allah'a ait olmasın. Şu ayetteki garantiye bakın değerli kardeşler. Yani iman eden bir adamın şu ayeti duyduktan sonra yan gelip yatması lazım. Tabiri caizse. Ne demek yan gelip yatması lazım? Şimdi size dese ki şu ülkenin cumhurbaşkanı. Ölene kadar seni maaşa bağlıyorum. Her ay maaşını ben vereceğim dese. Ne yaparsın? Derin bir nefes al. Oh, kurtardık bitti. Bazen böyle olaylar oluyor. Bir şirket sahibi çıkıyor diyor ki işte falanca çocuğun diyor depremden zarar gören çocuğun hayatı boyunca ki diyor eğitim masrafları bizden. Herkes ne yapıyor böyle? Bir rahatlıyor değil mi? Vaat eden kim? Bir beşer. Senin gibi bir beşer. Şu ayette vaat eden kim? Allah. Yoktan var eden, yerleri gökleri yaratan Allah Teala diyor ki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Bitti arkadaşlar. Bu saatten sonra kimse endişe ve korku yaşamasın. Yaşayan varsa sebebi imanının eksik. İmanın zayıf. Senin rızkına garanti veren kim? Allah-u Teala. Korkma. Endişe duyma. Sen kuş gibi sabah çık. Allah'a tevekkül ederek çık. Tok olarak ne yapacaksın? Döneceksin. Evet. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
O Allah bütün canlıların karar kıldığı yeri de bilir. Geçici olarak konakladığı yeri de ne yapar? Bilir. Farklı tefsirler var. Kimi tefsire göre dünya ve ahiret. Dünya nedir? Kulun geçici yeridir. Emanetçi olduğu yerdir. Ahiret kalıcı olduğu yerdir. Karar kıldığı yerdir. Yerleştiği yerdir. Bir tefsire göre anne rahmi kulun karar kıldığı yer bebek olarak. Babasının sulbü de geçici durduğu yer. Bu da bir tefsir. Yani Allah Teala bunu da bilir. Düşünsene öyle bir ilim sahibi ki senin babanın üzerinde iken de biliyor. Annenin rahmine düştüğü anı da biliyor. Dünyanı da biliyor. Ahirette ne olacağını da biliyor. Kullun fi kitabin mubin. Bütün her bir şey apaçık bir kitapta nedir? Yazılmıştır. Levh-i Mahfuz dedik ya, Allah-u Teala her şeyi biliyordu. Alim. Onu Levh-i Mahfuz'a yazdırdı. Dileyecek ve dilediğinde de ne yapacak? Onu yaratacak. Evet. Levh-i Mahfuz ne demek mahfuz? Niye Levh-i Mahfuz denmiş? Korunmuş. Eksiklikten, noksanlıktan, hatadan, ziyadeden korunmuş demek. Allah-u Teala bu Levh-i Mahfuz'da ne yapmıştır? Her şeyin miktarını, takdirini yazmıştır. Bir sonraki ayette diyor ki nu'minu ve iman ederiz ki indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybın anahtarları ancak ondadır. Gaybı kimse bilemez. Bunu da inşallah önümüzdeki derse bırakalım. Bundan sonra gelecek olan ayetler Yüce Allah'ın gaybı bildiği. Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği. Dikkat ederseniz henüz daha imanın ilk şartındayız. Allah'ı tanımak, bilmek, iman etmek. Belki de 5. dersimiz oldu, 6. dersimiz oldu. Ve devam edecek. Çünkü Allah-u Teala bu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi bizlere? Niye indirdi? Borç alıp verirken yazışalım. Sadece bunu öğrenmek için mi? Hayır. Evet, bu da var. Ama bundan daha önemlisi, asıl gaye olan yaratıcımızı tanımak ve iman etmek, ondan başkasına yönelmemek için indirdi. Kur'an'ı böyle okumak lazım. Şimdi Kur'an'ı ne yapıyoruz? Ölülere okuyoruz. Cenazelere okuyoruz. İşlerimiz sıkıntılı gittiğinde işte açılsın diye. Açılışlarda okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim değerli kardeşim. Bize Rabbimizi tanıtmak için indirilen yine Rabbimizin kelamı. Kur'an'ı böyle okuyalım. Allah-u Teala Esselam kendinden Esselam diye bahsediyor. Ne demek? Niye bize bu ismini tanıttı, öğretti? Er-Rahman, Er-Rahim, Et-Tevvab. Tövbeleri kabul eden. Niye öğretti bu isimleri? Bunların anlamı nedir? Bunların gereğince biz bunlarla Allah'a dua etmemiz gerekiyor, yalvarmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta inşallah dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.